Şimdi bu haberlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu'na gidelim. İtiraz mesaisi devam ediyor. İyi Parti Ordu'daki sonuçlara itiraz etti. Bu arada YSK Hatay'la ilgili kritik kararını da dün verdi. Detaylara bakalım. Paşa Alyurt'ta detaylar. Paşa sendesin. Kaan, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreçleri devam ediyor. Bu noktada sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışan Ordu'nun İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Enver Yılmaz burada itiraz başvurusunda bulundu. Ancak bu bir sıcak bilgi olarak aktaracak olursak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade edelim ve az önce buraya yine partinin beraberindeki heyetle birlikte içeriye girdiğini ve muhtemelen Yüksek Seçim Kurulu heyetiyle Kurulu Başkanı Ahmet Yener'le bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini ifade edelim. İyi Parti'nin özellikle burada Ordu'daki itiraz sürecine bakacak olursak İyi Parti ile AK Parti adayı yarışmıştı ki burada AK Parti adayı seçimi 16 bin oy farkıyla kazanmıştı. Burada itiraz noktası ve iddiası özellikle burada 95 sandık kurulu memurunun aynı zamanda siyasi parti üyesi olduğu iddiası, işte bu konuyla ilgili tam kanunsuzluk hallerinin oluştuğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin iptali yönünde bir talepte bulundu ve bu talepte artık Yüksek Seçim Kurulu'nun masasında olacak. Düne dönecek olursak da aslında Hatay en çok merak edilen konulardan biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle burada Hatay'da 3 ayrı ana başlıkta seçimlerin yenilenmesi, tüm oyların yeniden sayılması ve yine özellikle burada geçersiz oyların sayılması noktasında bir talebi vardı. Buradaki seçimlerde hatırlanacak olursa AK Parti adayı kazandı. AK Parti adayına mazbatanın verilmesi yönünde bir karara itiraz süreci vardı ve burada Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurmuş olduğu o itiraz reddedildi ve bundan sonraki süreç itibariyle artık Mehmet Öntürk'ün de bir anlamda o mazbata verilmesi süreci de teyitlenmiş oldu. Tabi bu noktada Mehmet Öntürk'ün de açıklamaları var. Artık biz işimize bakacağız. Hatay'a hizmet yönünde işimize bakacağız ifadelerini kullandı. Diğer yandan hatırlanacak olursa birbirine yakın oylar sonucu Kütahya'da seçim tamamlanmış ve burada seçimlerin özellikle oyların yeniden sayılması yönünde bir talep çıkmıştı. Oyların yeniden sayılması kararının ardından da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yarışı kazanmıştı ki burada dün Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü itirazda bulundu. Seçimlerin iptal edilmesi yönünde, seçimlerin yenilenmesi yönünde bir talebi de oldu. Biz buradaki süreci tabii yakından takip ediyoruz. Çeşitli kararlar alınmaya devam ediyor. Yine buradaki süreçle ilgili özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar geldikçe biz buradan o sıcak bilgileri kameraman arkadaşım Ertan Ezen'le birlikte aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım Kaan.